Kıymetli misafirler, ekranları başlarında bizleri izleyen çok kıymetli Kanal 5 izleyicileri. Şahin Bey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun ve Şahin Bey İlçe Müftümüz Musa İmamoğlu'nun düzenlemiş olduğu Şahin Bey'de İftara Doğru programına hepiniz hoş geldiniz. Evet kıymetli misafirler, çok kıymetli Kanal 5 izleyicileri, Şahin Bey'den, Şehre Küstü konaklarından sizlere inşallah yine dolu dolu bir program hazırladık. Çünkü yine çok kıymetli hocalarımız var. Gaziantep İl Vaizimiz Sayın Sami Büyükelkan hocamız var. Gaziantep Şahin Bey Müftülüğü'nden yine Hoşgör Camimizin imamı Mehmet Polat hocamız var. Yine Hasan hocamız, Ömer Bey kardeşimiz ve çok kıymetli sanatçı dostlarımız sizlere inşallah birbirinden güzel sohbetler, birbirinden güzel eserler sunacaklar. Kıymetli izleyiciler, bizler her günkü olduğu gibi programımıza kelamların en güzeli, sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim ile başlamak istiyoruz. Söz Mehmet Hocam da, buyurun hocam. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار رحماء
بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Evet, hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hocamız aslında bildiğimiz kadarıyla rahatsızdı. Bizi kırmadı, buralara kadar geldiler. Hocam burada sıhhatiniz nasıl? Elhamdülillah, Allah uzun ömürler versin. Sıhhat selamet versin, teşekkür ederim. Evet, çok kıymetli misafirler ve ekranları başlarında bizleri izleyen çok kıymetli Kanal 5 izleyicileri. Programımız Hasan hocamızın ve çok değerli sanatçı kardeşlerimizin seslendireceği birbirinden güzel eserlerle devam ediyor. Hocam buyurun, söz sizde diyorum. Thank you.
sen karani, Yemen çöllerinde vey sen karani. Kıymetli misafirler ve ekranları başlarında bizleri izleyen çok kıymetli Kanal 5 izleyicileri. Efendim burası Ramazan çadırı değil, burası iftar meydanı. Şahin Bey Belediyesi, Şehrek Üstü Konakları, görüyorum İbrahimli'den, Karataş'tan, Güvenevler'den, Beykent'ten her yerden misafirimiz var. Hepinizi bekliyoruz inşallah. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Evet, kıymetli misafirler ve çok kıymetli Kanal 5 izleyicileri, programımızın bu kısmına sevgili hocamız, Gaziantep İl Vaizimiz Sami Büyükalkan hocamızla devam ediyoruz. Hocam, hoş geldiniz. Bugün inşallah zekat konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere tavsiyesi, Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu bizden istemiş olduğu davranışlar, mali konudaki görevlerimiz, zekat, bunun önemi hakkında inşallah sohbet edelim. Evet. Hocam o zaman hemen soralım. Zekat nedir? Niçin zekat veriyoruz? Evet. Zekat, kelime anlamı olarak arınmak, temizlenmek manasına geliyor. Kişi kendi nefsini arındırdığı, temizlediği gibi malının da temizliği arınması gerekiyor. Bu malımızın temizliğini, arınmasını da zekatla yerine getirmiş oluyoruz. Malumuz Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan ayı oruç ayı, Ramazan ayı Kur'an ayı, Ramazan ayı aynı zamanda zekat, sadaka ayı. Nefsimizi yeme içme konusundaki şehvetler noktasında bu şekilde terbiye etmeye çalışıyoruz. Disiplin altına alıyoruz. Oruç sayesinde yeme içme şehveti kontrol altına almış oluyor. Bununla beraber zekat konusuyla sadakalarımızda da inşallah insanın sahip olma duygusu var, mülkiyet duygusu. Bu konudaki şehvetini de sınırlayan, yönlendiren zekat konusu olacaktır. Bir Müslüman kimsenin zekatını vermesi, sadakasını yerli yerince ulaştırması, kendisini terbiye etmesi anlamında birçok yardım olacaktır zekatın inşallah.
Niçin vermemiz gerektiğini hocam, söyleyeyim. Onu diyecektim ben de. Ha. Niçin zekat veriyoruz? Niçin verdiğimiz noktasında hepimizin malumu, niçinin sorusunun cevabı Allah rızası olacaktır. Bütün amellerimizde olduğu gibi, yani kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, okuduğumuz Kitab-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, bunların sevabı sadece Allah rızası için yapıyoruz. Sadakamızı verirken de, zekatımızı verirken de, fitremizi verirken de gayemiz yine burada Allah rızası olacak. Bununla beraber Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Âl-i İmrân suresinde "Len tenâlul birra hattâ tunfikû mimmâ tuhibbûn" buyuruyor. Siz sevdiğiniz şeylerden vermedikçe gerçek hayra, iyiliğe, erdeme ulaşamazsınız. Erdem sahibi olabilmek için, gerçek hayra ulaşabilmek için de biz zekatımızı veriyoruz, sadakamızı veriyoruz. Allah'ın razı olduğu bir kul olma noktasında. Sonra günahlarımıza kefaret olacak inşallah. Verdiğimiz sadakalar, ulaştırdığımız zekatlar, fitreler bizlerin de arınmasına vesile olduğu gibi günahlarımız da af olacak, bunlara mağfiret vesvesi olacak inşallah. Bir başka nokta, niçin verelim sorusunun cevabında Allah'a yakın olmanın vesilesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde buyuruyorlar ki cömert kul Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden de uzaktır. Cimri insan ise Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak, cehenneme yakındır, Allah korusun. İşte bu Allah'a yakınlığımızı, kurbiyetimizi, Allah'a karib olmamıza vesile olacak davranışlar bir tanesi de sadaka vermektir. Verdiğimiz sadakalar, zekatlar inşallah Allah'a yakınlaşmamıza, cennete girmemize vesile olacak, cehennemden kurtulmamıza bir araç olacak inşallah. İnşallah hocam, çok teşekkür ederim. Hocam özellikle size bir soru sormak istiyorum. Çok sık sorulan soru. Hatta bugün cuma namazında efendim yani bize de soruldu. Şöyle bir soru var hocam. Gaziantep'te baya bir emlakçı çoğaldı. Şimdi arsalar var. Arsaların bir kısmı ticaret için alınıyor. Bir kısmı da efendim ev yapılmak için alınıyor. Ticaret için olan arsalara veyahut da bir vatandaşımız bir ev almış, ona arsa almış, ev yapacak. Bunlara zekat düşer mi hocam? Bunu bir açıklar mısınız? Tarla olarak mı alınıyor? Hayır hocam, arsa. Arsa. Ticaret için alınan arsaya zekat düşer mi? İkinci bir sorum da hocam. Ticaret için değil, ev almak için. Yani ev yapmak için almış ama ev yapacak gücü yok, bekletiyor. Benim arsama da diyor, ev yapmak için. Zekat düşer mi diyor. Şimdi malumumuz tarla olduğu zaman ekildiğinde ekimin öşürü veriliyor, onda biri. Gayret, emek olmadığı zaman onda bir. Emek harcanmışsa 1/20 verilecek. Ama arsalar gayrimenkul olarak alınmış, ticari amaçlı olduğu zaman, para kazanmak gayesiyle olduğu zaman bunun her sene değeri üzerinden zekatı verilmesi gerekiyor. Ancak yatırım amaçlı alınmış. Mesela ben şu araziyi alayım da yarın çocuğumun düğününde, oğlumu düğünü yaparken, kızımı evlendirirken onu kullanırım diye ileriki aşamada yatırım amaçlı olarak alındığı zaman onun zekatı sadece satıldığı yıl verilecektir. Bakınız, iki amaç var alınmada. Bu arazide eğer ticari amaçlı alınmışsa, ben bunu alayım, yarın değerlendirir zaman satar, para kazanırım gayesiyle alınmışsa her sene zekatı verilmesi gerekiyor. Ama yatırım amaçlı, yani oğlumu kızının düğününü yaparım yahut oraya ileriki yıllarda ev yaparım amacıyla alındığı zaman ise sadece satıldığı yıl zekatı vermesi yeterli olacaktır. Alimlerimizin görüşü bu şekilde. Evet hocam, teşekkür ederim. Çok önemli bir konu. Çok soruluyor çünkü hocam bugünlerde. Hocam bir soru daha var. O da şöyle. Yani bir diyelim ki ne efendim dükkanın içerisindeki beyaz eşya dükkanı diyelim. Öyle bir soru soruldu. Hocam diyor, satmak için televizyon var, buzdolabı var, işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Bunlara da zekat düşer mi diyor? Veyahut da yıllık diyor kazancımın üzerinden mi zekat vereceğim diye böyle de bir soru soruldu. Hocam biz de size soralım, ne dersiniz? Şimdi ticari amaçlı olduğu zaman bulunan eşyalar ticari olarak dükkanda bulundurulduğu zaman onlar da hesap edilip zekatı verilmesi gerekiyor. Ancak esnaf kişi, kendisi sanatkar, dükkanında bulundurduğu veya fabrikasında bulundurduğu eşyalarda, üretim amaçlı bulunan eşyalarda zekat düşmüyor. Mesela marangozun keseri, çekici veya hizarı, planyası, buna zekat düşmez. Onun dışında imal ettiği şeylere zekat düşer. Veya fabrika kurulmuş,
imalat, orada aletler bulunuyor. Onlara zekat düşmüyor. Ne zaman zekat düşer? İmal etmiş, eşya ortaya koymuş veya satılmış parası nakdi elinde bulunuyor. Bunlara 80 gram malum altın üzerinde olduğu zaman, yılını doldurduğu zaman zekat verilmesi gerekir. Zekat düşer ona da. Hocam çok teşekkür ederim. Bir soru daha geldi. Hemen onu da sorup ondan sonra Gaziantep Şahin Bey Müftülüğümüzün ilahi ekibine, ilahi grubuna söz vereceğiz. Hocam sorumuz şöyle. Bir kardeşimizin evi yoktur. Ev almak için para biriktiriyor. Yani evi yoktur. Ev almak için işte para biriktiriyor. Bu biriktirmiş olduğu paraya efendim zekat düşer mi düşmez mi hocam? Ev almak için biriktirdi evet, para. Evet, ev almak için para biriktiriyor. Nisan miktarında geçmiş mi? Geçmiş evet hocam. Nisan miktarını geçmiş. Şimdi ifade şu, bu tür biriktirimlerde insanın evi olmasa bile 80 gram nisabını geçtiği zaman sözlü veya yazılı bir taahhüde girilmediyse, ayrıntı bu, sözlü veya yazılı bir taahhüde girilmişse ona zekat düşmez. Artık ev alınmış durumundadır. Ama sözlü veya yazılı bir taahhüde girilmemişse ve nisaba da ulaşmışsa o paranın mutlaka zekatının verilmesi gerekir. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Hocam şimdi size sözünüzü balla bölüyorum. Hasan hocama ve çok kıymetli sanatçı dostlarımıza döneceğiz. Hocam bize ne söyleyeceksiniz? Gül Ahmet'im. Gül Ahmet'im diye ve zevkle izliyoruz. Kıymetli Kanal 5 izleyicileri ve çok kıymetli misafirler, ilahi ekibimizi, ilahi grubumuzu zevkle dinliyoruz. Buyurun hocam. Gözlerine gül ağlayın.
kurban olsun canım benim, gözlerine gül Ahmet'im. Evet hocam, dillerinize sağlık. Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im, Rabbim Celle Celaluhu hepimizi inşallah Peygamberimizin şefaatine nail eylesin. Hocam dillerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Evet kıymetli misafirler ve ekranları başlarında bizleri izleyen çok kıymetli Kanal 5 izleyicileri, Şahin Bey'den Şehre Küstü konaklarından gerçekleştirdiğimiz iftara doğru programı olanca güzelliğiyle, olanca coşkusuyla devam ediyor. Bu arada elhamdülillah alanımız doldu. İftar alanımıza yeni yeni gelen misafirlerimiz var. Efendim hepiniz tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Ve programımıza hocamızla sohbetimizle devam ediyoruz. Evet hocam. Bizlere hangi bilgiler vereceksiniz? Hocam zekat mevzusunu açtık. Burada niçin verelimiz sorusunun cevabını aramaya çalıştık. Bir de nasıl verelim, ne zaman verelim? Yani zekatı verirken veya sadakayı verirken nasıl vereceğiz? Malumuz Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayet-i kerimede, İnsan suresi 9. ayet-i kerimede "La nuridu minkum cezaen ve la şükura" buyuruyor. Biz sizden bir karşılık veya teşekkür beklemiyoruz. Bu zekat görevini ifa ederken bizler de hiçbir karşılık beklemeden, teşekkür beklemeden bu görevi ifa etmek durumundayız. Hani halk arasında bir söz vardır, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diye. Müslüman kimsenin böyle bir hesabı olmaz. Sadece Allah rızası için karşılık beklemeden, teşekkür de beklemeden. Bazen zekatımızı verdiğimiz, sadakamızı verdiğimiz zaman içimizden şu geçiyor. Yahu adama, şu muhtaç insana zekatımı verdim, adam teşekkür bile etmedi yahu. Aklımıza geliyor veya aklımızdan böyle bir şey geçebiliyor. Biz teşekkürü sadece Allah'tan bekliyoruz. O insanın teşekkür etmesi elbette onun erdemliğinin işareti ama biz teşekkür bile beklemeden bu görevi ifa edeceğiz inşallah. Aynı zamanda şeytanın korkutması var. Bakara suresi ayet 268 Cenab-ı Hak buyuruyor ki "Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil fahşa." Şeytan sizi fakirlikle korkutur buyuruyor. Buna aldırmadan, yani bak sen eğer malını verirsen, sahip olduğun servetini paylaşırsan, sen yarın muhtaç durumuna düşersin inancını, vesvesesini bize vermeye çalışıyor. Biz buna kapılmadan, bizim sahibimiz Allah, gerçek mülkün sahibi Allah diyerek bu inançla fakirlik endişesi taşımadan vermeye gayret göstereceğiz inşallah. Yani hocam diğer ibadetlerde olduğu gibi şeytan burada da kendini gösteriyor. Her zaman, sahnede her zaman bulunuyor. Evet, yani kaçtığı, evet, saklandığı bir yer yok. Evet, Allah onun şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun. Evet. Yani namazda bile geliyor, namazımızı kaç zekat kıldığımızı unutturacak kadar geliyor. Zekat verirken de bunu düşündürüyor. İyi de ben vereceğim ama karşımdaki adam layık mı? Veya ben bunu verdiğim zaman kendimi muhtaç duruma düşer miyim? Endişesini, vesvesesini sokmaya çalışıyor. Bunu aldırmadan ifa edeceğiz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben hemen size sormak istiyorum. Şimdi hocam zekat kimlere verilir sorusu çok soruluyor. Evet. Biz diyelim ki zekat kimlere verilmez? Verilmeyenleri öğrenelim. Demek ki onların haricindekileri verilir. Evet. Buyurun hocam. Zekat verilmeyecek olanlar mı söyleyecek? Evet. Şimdi verilecek olanlar malum ayet-i kerimede zikrediliyor. Peygamber Efendimiz bunları anlatmışlar. Zekat alamayacak olanlar nisap miktarı mala sahip insanlar. Yani geçimini öyle veya böyle devam ettiriyor insanlar. Az veya çok bir geliri var. Bu insanların zekat alması caiz değil. Peki aldığı zaman helal olmayan şeyi almış olacak, sahiplenmiş olacak. Bunu alması da caiz değildir. Müslüman kimse bundan sakınacaktır. Yani zekatı alma hakkına sahip olmayan, fakir değilse, muhtaç değilse el uzatmayacak, almayacak. Çünkü alırsa hem kendisi layık olmayan şeyi almış olur, hem de karşıdaki şahıs vebal altında kalmış olur. Zekat kavramama riski vardır yani. Bir de bu nasıl verdiğimizi düşünürken malla imtihan olduğumuzun hesabını unutmayacağız. Yani hani Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya, her ümmetin bir imtihan noktası vardır, imtihan konusu vardır. Benim ümmetimin imtihan konusu da maldır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu imtihandan alın aklıyla çıkabilmek için, bu imtihandan yüz aklıyla çıkabilmek için bizler cömert olmalı, sadakalarımızı hakkıyla ifa etmek durumundayız. Kıymetli misafirler, çok kıymetli Kanal 5 izleyicileri, programımız Hazreti Mevlana'nın talebeleri, semazenlerin gösterisiyle devam ediyor. İşte Ramazan bu olması gerekir. Sevgili yönetmenim, şöyle bir bakar mısınız? Gaziantep'in her tarafından, hemen hemen her ilçesinden
Çok kıymetli misafirlerimiz var. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Kıymetli misafirler, çok kıymetli konuklar. Ramazan-ı Şerif'in ortasına böyle geldik. Elhamdülillah. Her gün izleyenimiz, her gün misafirimiz artıyor. Efendim hepinizi bekliyoruz. Başkanımın adına konuşuyorum. Hepinize verecek, yedirecek bir çorbamız, bir bardak suyumuz var. Gelirseniz şeref verirsiniz diyorum. Gel. Ne olursan ol yine gel. 40 defa tövbenin bozmuş olsan da yine gel. İster mecusi, ister ateşkere, ne olursan ol yine gel diyen Hazreti Mevlana'nın talebeleri sizlere gösteri sunacaklar ve sizleri saygıyla selamlıyorlar. Onları güçlü bir alkışlayalım. قلبي مملوء بحبك يا
aleyke ya, ya Resulallah. Ver vücu şefaateke ya. Aşkın ateşine gel bir yanalım, aşkın ateşine gel bir yanalım. Pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Dost, 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 dost. Devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah! Demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Günler geceler durmaz geçiyor, günler geceler durmaz geçiyor. Sermayen olan ömrüm bitiyor, sermayen olan ömrüm bitiyor. Bülbüllere bak feryat ediyor, bülbüllere bak feryat ediyor. Ey gonca açık nefsim geçiyor, ey gonca açık nefsim geçiyor. Dost, 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 dost. Devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah! Demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Evet kıymetli misafirler, çok kıymetli semazenlerimizi ve bu arada bizleri şereflendiren Şahin Bey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'nu güçlü bir alkışlayalım inşallah. Evet, alkış tutan ellerinizden Allah razı olsun diyorum. Buyurun. Evet kıymetli misafirler, bu arada bir değerli konumuz daha bizleri şereflendirdiler. Eski milletvekilimiz Sayın Derya Bakbak Hanım da aramıza katıldılar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İftar saatine çok yaklaştığımız bir anda sizlerle birlikteyiz. Muhteşem şehre küstü konaklarının olduğu bu mahallemizde sanki kendimi Gaziantep'in geçmiş döneminde bir 50-60 yıl belki 100 yıl öncesinde yaşıyormuş gibi hissettim. Şahin Bey Belediye Başkanımıza öncelikle bize bu güzel ortamı hem şehrimize hem bize hem de sizlere sunduğu için çok teşekkür etmek istiyorum. Hem yemek ortamı hem Gaziantep evlerinin arasında bu geçmiş dönemde olan ve mübarek Ramazan gününde bizleri de yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza da ben çok teşekkür etmek istiyorum. Şu anda dört ayrı noktada
yemek dağıtımı yapılmakta ve yaklaşık 2700 kişiye bugün yemek ikramında bulunulmakta. Ben herkese burada bulunan, bizimle bu anı paylaşan herkese hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok şükür Allah'ın bize de bu anları, orucumuzu tutmayı ve sizlerle birlikte bu anı paylaşmayı bizlere nasip etti. Bu mübarek ayda Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz, ibadeti ettiğimiz, ibadetlerimizi en üst düzeyde ettiğimiz ve ikramlarda bulunduğumuz, yardımlaşmaları paylaştığımız, yardımlaşmalarda bulunduğumuz bu güzel ayı bize en güzel şekilde geçirmeyi nasip eder inşallah. Ve Allah'ım soframızı bereketli kılar ve tüm İslam alemine barış içinde, huzur içinde, sınırımızda olan olayları biliyoruz. İçimizde belki bu anlardan kalan, bu sorunlu Suriye'den gelen, farklı yerlerden gelen vatandaşlarımız da bulunmakta. Ve tüm İslam aleminin Ramazan'ının mübarek olmasını, barış içinde, huzur içinde bu ayı geçirirken Allah'ın bayrama ulaşmayı da hepimize nasip etsin. Hepinize afiyet olsun. Evet, çok kıymetli misafirler ve ekranları başlarında bizleri izleyen çok kıymetli Kanal 5 izleyicileri. Elhamdülillah bugün de iftar saatimize yaklaşmış bulunuyoruz. Aramızda çok kıymetli bir devlet büyüğümüz, milletvekilimiz, eski milletvekilimiz diyelim, Derya Bakmak Hanım var. Sayın Vekilim, çok güzel ifade ettiniz. Eski Ramazanlar. Malumunuz üzere burada efendim her gün bir hayırsever yemek veriyor. Dün de birisiyle tesadüf karşılaştık. Hocam dedi, ben sizi oradan hatırlıyorum. Burayı, yani Şerreküstü'yü, Şerreküstü konaklarını Sultanahmet'e benzetti. Orada mikrofon var. Evet. Yani sanki kendimi Sultanahmet'te hissettim. Ve bu program tutacak dedi, yani bu çok güzel olmuş. Konaklar, misafirler, zengin fakir, herkes geliyor, aynı yemekten yiyor. Bu özlediğimiz, efendim arzu ettiğimiz bir şey dedi. Ben de teşekkür ettim, siz ne dersiniz efendim? Çok doğru söylüyor. Geçmiş dönemdeki o Ramazan, evet. Geçmiş dönemdeki Ramazanlar bir başkaydı. Ama bugün de çok şükür bizler de bu anı yaşatıyoruz. Şu anda Antep evlerinin, Antep sokaklarının avluların içerisinde iftar soframızı paylaşıyoruz. Sokakta bugün zengin fakir demeden çocuklarımızla, annelerimizle, babalarımızla, abilerimizle, dedelerimizle, ninelerimizle bu anı paylaşıyoruz. Sizler de ailece hep birlikte buradasınız. Şahin Bey Belediye Başkanımız, Kadın Kolu Başkanımız burada, Gençlik Kolu Başkanımız, Şahin Bey Teşkilatımız burada. Onlar da şu anda bu sofrayı sizlerle ve bizimle paylaşmakta. Gerçekten geçmiş dönemi anlatan ve bu programla da ayrı bir zenginlik, ayrı bir güzellik, Kur'an-ı Kerim'le, ilahilerimizle, sizin söylemlerinizle bu anı çok da zenginleştirmişsiniz. Allah'ım elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah sizden de razı olsun. Sayın Vekilim, Ramazan-ı Şerif yaklaştığında Sayın Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve Şahin Bey Müftümüz Musa İmamoğlu Beyefendi bildiğimiz kadarıyla oturup konuşuyorlar. Hani tabiri caizse şunu diyorlar. Mahmut Tuncer'in bir türküsü vardı. Biz çocukluk yıllarımızda dinlerdik. Bakkal amca, bakkal amca. İşte yağın var mı? Var. Şekerin var mı? Var. Unun var mı? Var. Ne duruyorsun? Helva yapsana. Şimdi böyle güzel tarihi bir zenginliğimiz var. Şerreküstü konakları. Şöyle güzel, çok sevgili, kıymetli kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var. Elhamdülillah bu programı yapacak çok güzel bir ekibimiz var. Niye duruyoruz dedik? Tabii çok güzel bir kültürümüz var. Bugün iftarda pilav ve fasulye yemeği, bizim Gaziantep yöremize ait çok güzel yemeklerimiz var. İnanılmaz bir yemek kültürümüz var ve zenginliğimiz var. Çok güzel türkülerimiz var, şarkılarımız var. Güzel ev, ortamımız, mekanımız, yemeğimiz, insanlarımızın güzelliği var, ruhlarının güzelliği var. Dediğiniz gibi geriye bir helva yapmak kalıyor. Onu da elinize sağlık, hep birlikte inşallah yapıyoruz. Efendim Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Evet, çok kıymetli misafirler ve ekranları başlarında bizleri izleyen çok kıymetli Kanal 5 izleyicileri. Bugün de Şahin Bey'de Şerreküstü konaklarında iftara doğru programın sonuna yaklaşıyoruz. Katılımınızdan dolayı, bizleri izlediğinizden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah yokluğunuzu vermesin. Var olun, şeref verdiniz efendim diyorum. Ve programımız Hoşgör Camimizin imamı Mehmet Polat Hocam'ın yapacağı duayla sona eriyor. Allah'a emanet olun. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estağfirullahel azim ve netubu ileyh. Ey şu kainatı yoktan var eden, varlığından bizleri haberdar eden yüce Rabbimiz, şu mübarek Ramazan ayı hürmetine, şu tutulan oruçlar hürmetine, şu ikram edilen taamlar hürmetine, kılınan teravihler hürmetine, yapılan yardımlar, sadakalar hürmetine ya Rab, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı affeyle, bizleri kendine kul kabul eyle, emanetlerini kabzetmek zamanına kadar bizi emanetlerinde emin eyle. Ya Rab, nefislerimizi ıslah eyle, bizleri nefsin ve şeytanın zebunu olmaktan muhafaza eyle. Ya Rab, umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle, bizleri, milletimizi, memleketimizi, bütün İslam alemini her türlü tehlikeden, her türlü kötülükten, her türlü semavi ve arazi afetlerden, münafıkın nifakından, zalimin zulmünden, kafirin küfründen muhafaza eyle ya Rab. Birlik ve beraberliğimizi, dirlik ve düzenimizi bozmak isteyen hainlere, zalimlere fırsat verdirme Allah'ım. Ya Rab, senin rızan için biri birimizi sevmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rab, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine biri birimizi hazmedebilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rab, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, yeryüzü coğrafyasında bulunan bütün kardeşlerimize muhabbetle, uhuvvetle bakabilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rab, bizleri sırat-ı müstakimden ayırma, Kur'an'ın nurlu yolundan ayırma, şu mübarek günler, şu mübarek dakikalar hürmetine bütün ölmüşlerimize rahmet eyle, ana babalarımızı affeyle, son nefeslerimizde imanla göçmeyi, son anımıza kadar akıllarımızı ve ibadetlerimizi muhafaza etmeyi bizlere nasip eyle, amin diyen dillerimizi iki cihanda aziz eyle, tutmuş olduğumuz oruçların hürmetine bizleri affettiğin, Ramazan bayramına eriştirdiğin kulların zümresine ilhak eyle. Dualarımızın kabulü için, oruçlarımızın, teravihlerimizin, yapılan hayır ve hasenatın kabulü için, Allah rızası için, Allah rızası için El Fatiha'te me'as-salavat.